Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün JPA Query Type serimize devam edeceğiz. GPQL ile count ve group by örneği yapıp bu çalışmamızı tamamlayacağız arkadaşlar. İsterseniz Spring Initializer'dan hemen projemizi oluşturalım. Ve H2 database kullanacağım arkadaşlar. JPA'dan yararlanacağız ve Lombok kullanacağım. Hemen bunu bir generate edeyim. Zip'ten çıkartıyorum ve hemen IDEM'de başlatıyorum. İndekslemelerini yapsın, dependensileri bir indirsin arkadaşlar. Ben her seferinde sıfırdan başlatıyorum ki kanalımıza belki yeni gelen, bu videoyla girmiş olan arkadaşlar bizim sıfırdan neler yaptığımızı görsün. Hem de genel bir tekrar oluyor bakanlar için. Bir tane model oluşturacağız arkadaşlar. User modeli. Bu user modeliyle beraber her bir isme kaç tane user karşılık geldiğini bulmaya çalışacağız. Yani isme göre gruplayıp bu isimlerden kaç adet olduğunu GPQL ile sorgulamaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen bir resources kısmındaki set etmem gereken değerleri burada setledim. Daha sonra hemen modelimi oluşturarak başlayacağım. Constructor'larını oluşturuyorum. Ben entity olarak setleyeceğim arkadaşlar. Buralar olduğunca hızlı geçiyorum. Tane field versem yeterli olacaktır. İsmine göre zaten gruplayıp bu isimlerden kaç adet olduğunu bulmaya çalışacağız. Tamam. Hemen bir servis katmanı oluşturuyorum. Servis olarak işaretliyorum ve constructor injection yaparak buraya repository katmanı ekliyorum arkadaşlar IOC container'a. İlk olarak bir user eklemek için hemen bir metot yazacağım. Bize eklemiş olduğumuz user'ı döndürsün. Bu user'ı da bu metoda göndereceğim arkadaşlar. Hemen controller kısmında da son API'mızı oluşturalım. Sen bir REST controller'sın. Request mapping'im var. Ve users olarak işaretliyorum. Aynı şekilde burada da bir constructor injection'la user servisimi IOC container'a atacağım. Body'den gelen user bilgisini, modelini bizim için alsın. Ve created olarak işaretledikten sonra API'mızı oluşturduk arkadaşlar. En son uç bilgisini ekleyeceğim. Burayı her zaman bildiğiniz gibi
aynısı olarak işaretliyorum. Şimdi isterseniz bir user repository kısmına gelelim. Burada bir oluşturduğumuz user'la alakalı bir query yazacağım ben. Yani biz şunu amaçlıyoruz. Eklenen user'lardan ismine göre gruplayacağız. Hangi isimden kaç adet olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için de biliyorsunuz farklılık olsun diye bir GPQL kullanalım dedik. GPQL'de de şöyle bir şey var. Dönen nesneyi benim için bir sayı olacak ve bir de name bilgisini alacağı için buraya geliyorum. Bir tane klasörün altında tutacağım bu bilgileri. ETO diyeceğim. Böyle de bir isimlendirme verdim. JPA'da daima bir noark konstruktörünü ve olark konstruktörünü istiyor. Bunları verirseniz ileride sıkıntı yaşamazsınız proje çalıştığında. Dediğim gibi count bilgisini tutacağız ve buradaki name bilgisini alacağız arkadaşlar. Benim için bu oluşturduğum geri dönecek DTO modelim yeterli. Daha sonra repository kısmına geleceğim. Burada her zamanki gibi bizim için liste şeklinde dönecek. Oluşturmuş olduğumuz user count DTO modeli şeklinde. Get user name count diye bir metot oluşturacağım. Bir değer göndermeme gerek yok. Şimdi gelin isterseniz yukarıda query'sini yazalım. Ben her zaman bu üç tane tırnağın arasına yazıyorum ki daha okunaklı olsun. Benden sonra projeye bakacak kişi anlasın. Select new com nokta. Zaten benim için önemli. Dolar nokta. Projemi yaptım. Daha sonra neyin içinde bu? Dönecek olan nesne. DTO'nun içinde oluşturmuş olduğumuz user count DTO. Yani bu nesneden bir tane daha oluşturacağım arkadaşlar. Tamam, şimdilik böyle dursun. Daha sonra from diyorum. Yani nereden, hangi entitimden yararlanacağım? Zaten burada bana gösteriyor. Senin şu an diyor veri tabanında bir tane zaten olan var. Bir tane tablo var. O da user tablosu. Ben buna bir alias vereceğim. Büyük U diyeyim. Karışıklık çıksın. Ve diyorum ki sen bunu grupla. Neye göre grupla? Name'ine göre grupla. Çok güzel. Sıra geldi. Buradaki oluşturduğumuz user count DTO nesnemizin constructor'ının içini doldurmaya. Ne demiştik? Count'unu alacağız. Şu yıldız ifadesini kullanırsanız zaten sizin için oradaki toplam değeri alır. Ve yanında da neyler oluşturacaktık? Name. Yani hangi name'den kaç tane var? Ya şöyle de yapabilirsiniz ama genelde yıldız kullanırsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde de kabul eder. Yani ne yaptık? Bir tane bize dönecek nesneyi oluşturduk. Nasıl bir bilgi dönecek? Daha sonra GPQL ile bunları user tablosuna git. User tablosundaki user name'lerine göre grupla. Bu gruplamandan dönen bilgileri de benim oluşturduğum bu entity'nin şurada oluşturmuş olduğu all args constructor'ını dolduracak şekilde yazdık arkadaşlar. Hani bunları niye yazdığımızı da anlamışsınızdır. Şunu da JPA istiyor. O şekilde tamamlamış olduk. Şimdi isterseniz bunu bir servis katmanına taşıyalım. Şu şekilde alacağım. Public list şeklinde. User count DTO dönecek bana. Her zamanki gibi ismimi birebir aynı veriyorum. Return user repository'nin içindeki bunu benim için döndür. Tamam. Aynı şekilde bunu controller kısmına taşıyorum. User count DTO dönecek. İsmimi aynen aldım. Benim için bir şey oluşturmayacak.
User Service'in aynı isimli metodunu çağırdım. Statüs olarak da okey dönmüşsem 200 görsün benim için yeterlidir. Sana da bir get mapping diyeceğim. Ve buradaki son uç isimlendirmemi de aynısı olacak şekilde yapıyorum. Tamam, bir projemizi bir ayağa kaldıralım. Arkadaşlar. Güzel. Sıkıntı olmadan ayağa kalktı. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz bir user güzel. 2, 3, 4, 5 tane Doğan eklesin. Doğan birden de 4 tane eklesin. Doğan 2'den bir tane eklesin. Doğan 3'ten 3 tane eklesin. İsterseniz ben şurada bir database'ime bir bakayım. Şöyle açtım. Run dediğimde görmüş olduğunuz gibi 5 tane Doğan'dan var. 4 tane Doğan 1'den var. 1 tane Doğan 2'den var. 3 tane de Doğan 3'ten var. Şimdi ben ne yazmıştım sorgumda? Hemen repozitörü kısmıma geçeyim. İsmine göre grupla ve isimle hangisinden kaç tane olduğunu getir. Yani bana şu dönecek. Doğan'dan 5 tane var. Doğan 1'den 4 tane var. Doğan 2'den 1 tane var. Doğan 3'ten 3 tane var. Gelin isterseniz bir hemen sorgumuzu atalım. Get username count. Şuradan tekrar bir API'ime bakayım. Get username count. Attım. Gördüğünüz gibi Doğan 3'ten 3 tane var. Şuradan göstereyim. Doğan 3'ten 3 tane var. Doğan 2'den 1 tane var. Doğan 1'den 4 tane var. Doğan'dan da 5 tane var. Bugünkü örneğimiz buydu arkadaşlar. Yani GPQL kullanarak group by ve count'u nasıl kullanırız da bir örnek yaptık. İnşallah yararlı olmuştur. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere. Sağ olun dinlediğiniz için.